Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Bu haftaki konumuz meme estetiği ve yanımızda doçent doktor Osman Kelahmetoğlu var. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Biz bu hastanede daha önce de çekim yaptık. Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi ve her seferinde işte kamera arkasında da bunu izleyicilerle paylaşmak gerekir aslında. Yani hasta bakıcısından basın işlerine, işte doktorundan burada su getiren arkadaşlara kadar herkes güler yüzlü, istekli, bir pozitif enerjiyle dolu. Bu da tabii Allah herkese şifa versin, hiç kimse hasta olmasın, amin, hastanelere gelmesin, evet. Ama İşte insanlık hali, hasta oluyoruz ki bu malum işte soğuk algınlığı, yazın kışın başka türlü hastalıklar, işte meme estetiği, işte Allah korusun kanser vesaire, hastalık çok. O yüzden de sanki vatandaş olarak bir hastaneye girince insanın bir güven duyması, sanki o tedavinin böyle yarısı halloluyormuş gibi. Evet, psikolojik tarafı var tabii ki, moralin iyi olması, öyle doktor, başlaması. Hekime güvenmek, o ortalama hastaneye, hastane ortama güvenmek. Çok şimdi önemli. Hocam konumuz meme estetiği. Öncelikle bu meme büyütme ameliyatı herhalde en sık yapılan işlemlerden birisi. Evet, öyle diyebiliriz. Yani bu meme büyütme ameliyatı nedirden bir başlayalım dilerseniz. Meme büyütme ameliyatı memesinin hacminden, dolgunluğundan memnun olmayan kişilere uyguladığımız bir cerrahi yöntemdir. İşte bunu protez dediğimiz, yani implant diye söylediğimiz yerleştirmekle beraber bunun hacmini arttırarak bu ameliyatı yapabiliriz. İhtiyacı olan kişilere. Evet, evet. Peki kimler uygundur? Yani böyle bir ölçüt var mı? Yani hasta geldi, dedi ki ben meme büyütme ameliyatı olmak istiyorum. Bunun bir tetkikleri, bir şeyi oluyor mu? Bir test ona uygun, işte bu uygundur ya da değildir diye. Biz onları belli parametrik ölçülere göre belirliyoruz, vücuduna göre. Ama tabii ki kişiler sonuçta bu bir estetik ameliyat ve görünüm değiştirmeye yönelik. Her ne kadar hastanın kendi memesi iyi görünümde olsa da daha büyük istiyorsa tabii ki yapmak mümkün, ama bunu makul sınır içinde gerçekleştirmek en doğrusu, vücuduna uygun şekilde. İşte ameliyat öncesi geldiğinde de değerlendirirken de işte belli kriterlerimiz var. Ultrason çektiriyoruz, memede bir şüpheli kitle var mı yok mu diye onun taraması yapmak var lazım. Sonrasında bu ameliyat hastanın ihtiyacı da varsa, talep ediyorsa, ihtiyacı yoksa bile talep ediyorsa tabii ki yapmak mümkün. Yani onun psikolojik tarafı da var herhalde. Yani isteyen yani tabii ki yaptırabilir. Biraz, ama çok gerçekçi olmak kaydıyla, çok gerçek dışına çıkmamak kaydıyla, çok böyle aşırı büyük yapmamak kaydıyla, beklentiyi çok aşmayacak bir şekilde yapmakta fayda var. Peki bir yaş sınırı var mıdır? Yani ergenliğini tamamlamış, gelişimi tamamlamış kadınlara bu ameliyat yapılabilir. 18 yaşına itibaren bu ameliyat yapılabilir diyebiliriz. Peki meme büyütme işlemlerinde ne tip protezler kullanıyorsunuz? Şimdi protezlerde hem şekline, hem dış yüzeyine, hem de içeriğine göre değişebiliyor. İşte içeriğine göre silikon içerikli olanlar, bizim en sık kullandıklarımız, veya salin dediğimiz içerikli olanlar var. Bunlar doldurma yöntemiyle kullanabiliyor. Ama bizim en sık kullandığımız silikon içeriklilerdir. Şekline göre damla ve yuvarlak dediğimiz iki model var. Evet. Veya bunun arası bir model de bazı markalarda mevcut. Ve dış yüzeyine göre pürtüklü veya düz yüzey dediğimiz olan implantlar var. Bunlar hastanın ihtiyacına, hekimin tercihine göre değişebilecek şekilde kullanılabiliyor. Evet. Peki protezler dışında bir yağ enjeksiyonu uygulaması oluyor mu? Yağ enjeksiyonu evet oluyor. Son zamanlarda o biraz daha böyle talep görmeye başladı, ama meme hacmi azlığıyla gelen birçok hasta oldukça zayıf. Yani bu hastalarda oraya yağ koyabilecek yağ bulmak bazen çok güç olabiliyor. Dolayısıyla ilk tercih, bana sorarsanız, hala silikon implant yerleştirmek. Bir de yağ koyduğumuz zaman o yağ bir miktarı eriyecektir. Evet. Arzulanan hacime gelmesi için birkaç sene cerrahi işlem gerekebilir. Genelde bu yağ koyma işlemini meme kanseri sonrası yeni meme onarımında yapabiliyoruz. Uygun şartlar varsa tabii ki. Veya meme büyütme ameliyatında protezin etrafındaki kontürü biraz daha düzeltmek adına bazen bu yağ eklemelerini yapabiliyoruz. Hastanın kendisi aldığımız yağları. Peki protez ve yağ enjeksiyonları dışında farklı dolgu maddeler kullanılıyor mu? Evet, o da mümkün, ama biz yani bir plastikçiler olarak bunların kullanılmasından yana değiliz. Çünkü bunlar yüksek miktarlarda enjekte ediliyor. Maliyeti ve süresi oldukça, maliyeti daha ucuz, süresi daha kısa, yatış gerektirmiyor. Yalnız bunların vücutta nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. O vücutta artık o meme dokusunun, cilt altı dokunun içine
invaz oluyor ve orada hasta ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor. İşte mastektomi dediğimiz memenin tamamen alınmasını gerekecek durumlara kadar ilerleyebiliyor maalesef. Bunları çok önermediğimi söyleyebilirim. Peki kas altına mı yoksa kas üzerine mi protez uygulanıyor? İkisine de uygulanabilir. Hem kas altı hem kas üstü. Kas üstünü yaptığımız zaman da kasın zarının altına bir tabaka var. Oraya da yapabiliriz. Veya meme dokusunun altına da yapabiliriz. Bunlar kas üstü planlardır. Veya kas altı planı yapılabilir. Hepsi doğrudur. Yine bunlar hastanın cilt kalınlığına, işte belli ölçülere göre veya cerrahın yaklaşımına, cerrahın tercihine, hastanın tercihine göre değişebilecek şekilde alınabilecek kararlardır. Hiçbir yanlış değildir. Hepsi doğru planlardır. Şimdi hasta geldi, yani talep eden kişi geldi. Ameliyata da karar verildi. Bu ameliyat öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar oluyor mu? Ya bir kere biz hastalarımızda sigara içmesini istemiyoruz. Çünkü o sigara başta başına bir yara içme problemi yaratıyor. Bunu bırakmasını istiyoruz en az bir ay süreli ve sonrası ameliyat sonrası da bir ay kadar içmemesini istiyoruz. İşte ek besin veya böyle vitamin takviye, doğal ürünler alıyorsa bazen onlar kanamaya meyil arttırabiliyor. Bunların kesilmesini istiyoruz. Ameliyat öncesi bir anestezi uzmanı tarafından hasta değerlendiriliyor. Ek problemi var mı yok mu, ameliyata bir sakınca var mı yok mu diye. Daha önce söylediğim gibi bir meme taraması da gerçekleştiriyoruz. Yaşına göre 40 yaş altındaysa meme ultrasonu, 40 yaş üstündeyse meme ultrasonu artı mamografi. Bunlar gerçekleştirdikten sonra bir sıkıntı yoksa bu ameliyat olabiliyor. Peki anestezi uzmanı dediniz, anestezi de gerekiyor o zaman ameliyatsız. Genel anestezi altında yapıldığı için öncesinde bir anestezi uzmanı tarafından sana muayene edilmesi, değerlendirilmesi, ameliyata engel bir durum var mı veya önlem alınması gereken bir durum var mı yok mu, bunlar tespit edilmesi gerekiyor genel sağlık kurum açısından. Peki süresi ne kadar? Yani bir her şey normal giderse kaç saat sürüyor ameliyat? Yani 1 ile 2 saat arasında değişen bir süresi vardır bu ameliyatın. Çok uzun sürmez. Yani bu plastik cerrahinin temel ameliyatlarından bir tanesidir. Oldukça sık uygulanır. Çok uzun sürmeyen, dikişi nispet az olan, işte belli bölgelerden giriş bölgesi vardır. Meme altı sulkus dedim, oluktan girilebilir. Meme baş altından girilebilir, koltuk altından girilebilir. Hatta bazı durumlarda göbek deliğinden bile girilip endoskop yardımıyla yapılabilir. Bu bölgelerden girilerek bu cerrahi işlem gerçekleştirilebilir. Peki ameliyat sonrası o işte dikiş izleri ya da hastanın tam kendine gelmesi ne kadar sürüyor? Ya da bir ağrılar oluyor mu bu süre içerisinde? Yani bu ağrı konusu gerçekten önemli. Çünkü kas altına koyduğumuz zaman ağrı biraz daha fazla oluyor. Ama kas altına koymak da hem implantın ileride çıkabilecek işte kapsül kontraktür dediğimiz yani deriye çekmesine bağlı oluşabilecek sorunlar daha çok engellemesi bakımından daha güvenli bir yerdir. Onu söyleyebilirim ama kas üstü koymak da yanlış değildir. Bu ağrıyı arttıran bir durumdur. Birkaç gün hastalarda işte ciddi kas ağrıları çekebilirler. Bunu azaltmak için de kas içine ilaç, uyuşturucu, anestezik madde enjeksiyonu yapılabiliyoruz. İşte ameliyattan çıktıktan sonra ağrı kesiciler kullanılıyor. İki günden sonra yaklaşık bu hastalar normal hayatlarına dönebilirler. Sadece kas altına koyduğumuz hastalarda biraz spor ve işte ağır sporları, el kol hareketini yukarı doğru kaldırmayı biraz engellemelerini, dikkat etmelerini söylüyoruz ki kasla beraber o protez orada yerinden bir kayma oynama olmasın diye. Peki ameliyat sonrası bir iz kalıyor mu bu operasyon sonrası? Tabii ki her ameliyattan sonra bir iz kalıyor. Biz bu izleri saklamaya çalışıyoruz. Şimdi meme altı sulkusta, olukta yaptığımız zaman tam meme altı kıvrımında kalacak şekilde bir iz kalır. O hastanın hiçbir şekilde görülmez. Tam meme kıvrımında kalacağı için iç çamaşırı örter. Karşıdan bakıldığını da görmez. Memenin kendi doğal kıvrımına gelir o. Veya meme başı kenarından yaparız. O da renk değişimi olan bölge olduğu için yine kendini göstermeyecektir o yüz. Bir de koltuk altından yapılabilir. Koltuk altında da yine koltuk altı katlantı çizgilerinin içinde yapıldığı için kendini göstermeyen izler olarak karşımıza çıkar. Ama dikkatli bakıldığında tabii ki izler belli olur. Doğal olarak her ameliyatta olduğu gibi. Evet. Peki ameliyat oldu. İşte her şey çok güzel. Fakat hamilelik döneminde bu protezlerin çıkarılması gerekiyor mu öyle bir işlem ayrıca? Yok, protezlerin çıkartılmasına gerek yok hamilelik döneminde. Tabii ki hastanın ne kadar kilo alacağını, memelerde ne kadar bir genişleme olacağını, çünkü orada bir hormonal değişim söz konusu bilemiyoruz. Sadece gebelikten sonra, emzirme de bittikten sonra eğer bir deformite olursa memelerde, çünkü oradaki hacmin değişimini bilemiyoruz, yani kestiremeyiz onu. Ona yönelik düzeltme işlemi yapılabilir.
Peki emzirmede bir sıkıntı oluyor mu? Yok, meme büyütme ameliyatı kesinlikle emzirmeyi etkilemez. Ya da çünkü protezin yenilenmesi gibi bir şey ihtiyaç. Protezin yenilenmesi ihtiyacı uzun dönemde proteze ait sorunlar çıkarsa, işte ciltte çekinti oluşturması veya bir protezde bir deformasyon fark edilmesi gibi durumlarda olabiliyor. Bu da yaklaşık 10 yıldan önce çok böyle karşılaşılan problemler değil. Tabii ki kişiden kişiye değişebilir bu. Karşılaşılan problem değil. Bunlar yoksa protez değiştirmeye gerek yoktur. Biraz belki hızlı geçtik. Çok da konu yoğun olduğu için emzirmede tam anlaşılsın. Evet. Herhalde bir sıkıntı yok emzirmede. Yok, emzirmede sıkıntı yok. Çünkü emzirmede biz meme başıyla da oynamıyoruz. Meme dokusuyla da ilgilenmiyoruz. Protezi meme dokusu altına bir planı yerleştirdin mi için, kas altı da olsa, meme kas üstü de olsa, meme dokusu altına bir planı yerleştirdin mi için kesinlikle emzirmeyi etkilemez. Emzirmede bir sorun çıkarmaz. Peki Allah korusun bir hastalık, bir şey ya da kontrole gidildi, o mamografi işlemi yapılırken orada protezin bir engeli oluyor mu bu işleme? Yok, artık bunun da bir engeli yok. Meme protezi ne meme kanserine sebep olur ne de bu takiplerinde bir soruna sebep olur. Hı hı. Sorunsuz şekilde ultrasonda hastanın yapılabilir. Evet. Mamografisi çekilebilir. Hiçbir sorun teşkil etmez. Çok da soru da geldi bu arada bu konuyla ilgili daha önceki programlarda. Hı. İşte his kaybı yaşanır mı gibi sorular var. Yani bu operasyonlardan sonra hislerde bir farklılık oluyor mu? Daha azalma olarak. Yani meme başı çevresinden bir giriş yaptıysak eğer, hı hı, çok az miktarda fark edemeyecek kadar olabilir ama diğer bölgelerden giriş yapıldığı takdirde bir his kaybı olmayacaktır. Meme başında his kaybı yaşamak için, hı hı, dikleştirme ile beraber bir meme büyütme veya memenin küçültülmesi ameliyatındaki gibi meme başının çevre dokudan kesilip yeni yerine taşınması işlemi gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda hem süt vermeye etki edebilir hem de bir his kaybına sebep olabilir. Peki kolda bir güç kaybı yaşanıyor mu? Tam olarak bir güç kaybı yaşamaları söz konusu değil. İlk başta bir kas altına koyduğumuz zaman özellikle, evet, bir ciddi ağrıları olacaktı. Bir miktar kendilerini korumaları gerekecekti hastaların ama ilerleyen dönemlerde bir güç kaybı yaşamaları sorun değil. En azından fark edilecek kadar bir güç kaybı yaşamazlar. Peki ne tip bir yan etkisi oluyor mu? Yani olumsuz olabilecek takım şeyler var mı? Son zamanlarda, son 6 yıldır meme implantına bağlı bir anaplastik lenfoma denen bir, evet, durum söz konusu. Tüm dünya çapında. Hı hı. Bu yanılmıyorsam şu anda dünyada saptanmış 700 vaka civarında var. Hı hı. Ama yani yaklaşık yarım asırda neredeyse bu implantlar yerleştiriliyor. Bunlar için düşünecek olursak, hı hı, yılda 5 milyona yakın bir implant tüm dünyada yerleştirildiğini düşünürsek çok çok düşük bir ihtimal. İşte bunların riskini azaltmak için de yine önlemler alınıyor. Bunun için de kas altına koymak, evet, bir tercih. Düz yüzey kullanmayı öneriyor bilimsel kurullar. Böyle bir durum söz konusu. Bunlar da herkes olacak diye bir kaydı yok. Evet. Çok nadir görülüyor. İşte ileride ameliyattan 2-3 yıl sonra memede aynı bir kızarıklı şişlik olduğu zaman, evet, tek taraflı ve iki taraflı, o memenin protezin tamamen çıkartılıp etrafındaki kapsül dediğimiz dokunun, evet, tamamen çıkartılmasıyla beraber bunun tedavisi sonlanmış oluyor. Yani çok da korkulacak bir problem değil ama tabii ki dikkat etmekte fayda ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Son olarak da şunu sorayım. Ya ülkemiz bu tip estetik operasyonlarda hangi seviyede? Yani hep tabii aklımız hep gelişmişiz. Biz şu sağlık alanında çok büyük atılımlar yaptık. Bunların tabii farkındayız. Ama bir dünya çapında nerede konumlanabiliriz ülke olarak? Yani ben estetik anlamında sanırım ilk üçteyiz diyebilirim. Çünkü işte bir Amerika diyorsak, iki Brezilya olabilir, üçte Türkiye gibi söyleyebiliriz. Hatta Avrupa'nın lokomotifi durumunda şu anda Türkiye. Çünkü hem sağlık turizmi de çok iyi çalışıyor. Evet. Dışarıdan, yurt dışından çok çokça hasta geliyor. Evet, fiyat kurda etkisi mevcut ancak bu gerçekten burada iyi iş çıkartıldığı için bu hastalar buraya geliyor. Evet, buradan, evet, memnun şekilde ayrılıyorlar ve memnun şekilde ayrıldıkları için orada kulaktan kulağa işte ya Türkiye'de bu işler, evet, gerçekten sağlıklı, iyi hizmet verildiğini ve başarılı işlemler yapıldığını belirttikleri için de bir böyle çığ gibi büyüyerek buraya bir gurur hasta duyulacak bir şey, evet, zaten bir durum. Bir taraftan. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Yani enerjiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, çok programın sonuna geldik. Çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Doçent Doktor Osman Kelahmetoğlu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ndeydik.
Biz haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.